arkadaşlar. Bugün yine gelen sorulara cevap verelim. Ama şununla başlayayım. En çok Almanca ile ilgili soru geliyor. Almanca bilmeden olur mu? Olmaz mı? Çok da kafanıza takmayın. iSpeech kürsü seviyesinde bir cumhurbaşkanınız var yani. O seviye İngilizce ile adam cumhurbaşkanı oluyorsa siz de mesleğinizi yaparsınız bence. iSpeech kürsü. Evet, ilk soru Hami Nati'den geliyor. Eşi ve çocukları Bulgaristan vatandaşıymış. Buraya yerleşmek istemişler ama çok da mantıksız bir şey yapmışlar. Gelip büyük şehirleri gezmiş. Berlin, Hamburg, ev bulamadık diyor. Tabii Türkiye'deki gücüyle de buraya da euroya çevirince çok büyük meblağlara dönüşüyor. 1000 euroluk ev bulursa büyük şehirde 6000 küsür TL yapar. Onu da zorlar. Zaten kendisine cevap verdim. Bu şekilde yapılmaz. Böyle varsa düşünenler, Avrupa Birliği vatandaşıyım, gideyim çalışayım diye düşünenler, önce işi bulsunlar. Gelince ya da gelmeden oradayken araştırsın, mesleğine göre işini bulursa, o işin olduğu yere yakın, işte işime nasıl rahat gidip gelebilirim, kaç dakikamı alır, ona göre uygun ev arasın. Yani önce kocaman bir ülke içinde bir ev bulayım diye gidilmez o ülkeye. Bu yanlıştır. Önce evet iş bulmak lazım. Ondan sonra evini bulabilir. Sonra da eşi tabii ki ilk önce vatandaş olduğu için. Sonra da kendisi de ileride iş bulup çalışabilir, yerleşebilir. Böyle diyelim bu arkadaşı. Geçelim. Ne demiş başka bakayım. Kiralık ev bulmak zor. 5 yıllık multi vizem var falan filan. İşte vize de olduğu için rahat rahat gelirsiniz. Burada evinizi de ararsınız, işinizi de ararsınız. Ama öyle hemen Berlin, Hamburg falan olmasın yani. Daha uygun şimdiki gücünüze göre bir yeri olsun. Ama ilk önce ben yine söyleyeyim, ilk önce iş olsun. İşi bulduktan sonra evi de ona göre bulmak lazım. Hadi Berlin'de ev buldun. Ya işi Köln'de bulursan ne olacak yarın öbür gün? Olmaz değil mi? İyi akşamlar, elektrik teknikeriyim diye Ali'den soru gelmiş. Akrabalarıma bahsettim yeni yasadan. Ve bana demişler ki Almanca bilmesen de bazı yerler işe alır. Evet, Almanca bilmeyenleri de işe alan yerler var. Ben de bunu çok söylüyordum. Dil gerektirmeyen işler vardır. Bir fabrikada paketleme falan filan, yükleme, boşaltma gibi. Dil gerektirmeyen, kimseyle diyaloğa girmeyeceğiniz işler vardır. Ama bunun için burada halihazırda oturumunuz, çalışma izniniz olması gerekiyor. Ama Türkiye'den veya başka bir ülkeden buraya çalışmak üzere gelenler dil bilmek zorunda. Meslek ve dil şartı var. Biliyorsunuz bunu söylemiştik. Onun dışında öyle olmaz. Yani burada değilsen dil bilmeden yapılabilecek bir meslekle oradan buraya gelemezsin. Böyle söyleyelim. Abi elektrik, elektronik meslek diplomam var. Lise diplomam var. A2 alıyorum. Başka sertifika isterler mi? Lise, meslek lisesi yeterli. O da meslek sayılıyor zaten. Başka bir sorun yok. 18 yaşındasın, yaşla ilgili de sorun yok. İlle yaşlılar gelsin falan diye bir kanun yok. İltica ettikten ne zaman sonra, kaç ay sonra evlilik yapabiliriz? İstediğin zaman evlen kardeşim. Evlilik teklifi edeceksin müstakbel eşine. Evet derse evlenirsin. Kimseyi ilgilendirmez. İstediğin zaman, her ülkede öyledir herhalde. Kimse kimsenin evliliğini engellemez. İstediğin zaman evlenirsin. Abi üni okuyorum ama 8 senedir. 8 senedir üni okuyorsan bence başka bir hobi bulman lazım kendine. Okumamak, yani herkes okuyacak diye bir şey yok. Ben öyle düşünüyorum. Boş işçi de olabilirim. En hızlı, evet boş işçi de olabilirsin. Her şey olabilirsin. Nasıl oturum alırım? İşte en hızlısı şu yeni yasayla Almanca öğreneceksin. Mesleğin olacak. Vize alıp geleceksin. Çalışacaksın. Selam. Şimdi Creon Saint diye bir nickli arkadaşımız. 2020'de yeni yasa yürürlüğe girince geçen yapmış olduğum iltica başvurusunu geri çeksem, hali hazırda çalıştığım yeni yasaya kaynak gösterip falan filan olmaz kardeş. Bir kere bulaştın. Geçti borun pazarı. hayvanını nideye doğru süreceksin derler. Çünkü sen bir şekilde kayıtlısın. Vazgeçip dönsen bile birkaç sene senin şurada bu sene yürürlüğe giren bir şey var. Central Register diye merkezi bir şey var. Kayıt ediliyorsun, oraya kayıtlısın. Yarın öbür gün vize istediğinde de vize alamayacaksın belli birkaç sene.
böyle bir durum vardır. Ya buradaki işte suç işleyenler de aynı şekilde hani sabıka kaydı gibi bir şeydir. Oraya bilgiler kaydediliyor. Bütün kurumlar erişebiliyor bu bilgilere, bütün Avrupa. Ve sen herhangi birinden yarın öbür gün geri gidip de vize istediğinde onlar da vermeyecek. Ya bu adam gitmiş, iltica etmiş, vazgeçmiş, geri dönmüş falan filan. Vize vermeyecekler zaten. Böyle bir şey yapamayacaksın. Burada artık iş işten geçmiş diyelim. Ön lisans bilişim teknolojileri ve programlama üniversite mezunuyum demiş Devrim. Yeni yasa olmadan da gelebiliyor muyum? Hayır, ön lisans olmuyor. Mavi kart lisans mezunları için olan bir şey. Ayrıca uluslararası ilişkiler 4. sınıf, yönetim bilişim sistemleri 1. sınıfım. Vay vay vay. Abi ne çok okumayı seviyorsun. Bravo. 1. sınıfım, orada devam edebilir miyim? Evet, burada bir üniversiteye başvurursun. Kabul edildiğin zaman maddi gücün de yetiyorsa gelir burada okursun. Öyle, onda bir sıkıntı yok. Sadece üniversite sınavını kazanmış olmak bile yetiyor. Yani okuyor olmak değil, kayıt olmuş olmak da şart değil. Sadece kazanmış olmak bile yeterli. Yeni işçi yasasıyla akraba sponsorluğu olsa Almanca bilmeye gerek var mı? Abi çok alakasız, tuhaf bir soru olmuş. Akraba sponsorluğu ne için olur? Akraba der ki hani bunun hesabında para göstermesine gerek yok. Otelde motelde kalmayacak, ev tutmayacak. Şu iş arama sürecinde ihtiyacını biz karşılarız. Yedirir içiririz, evimizde de yatar. Hani öğrenciler için bu var. Sponsor dediğin odur. Başka bir şey değildir. Öğrencinin de burada kalacağı yeri varsa geçimini sağlayacak, kalınma, barınma için falan para göstermesine gerek kalmıyor. Aynısı olabilir bu yasa içinde ama sadece budur yani. Sadece hesabında para bulunma şartını kaldırabilir ortadan. Almanca ile ne alakası var? O zaman şöyle sorduğunu düşünelim. Akrabam var. Çalışmasam olur mu? Maaş verirler mi? Ya da başka bir şey. Yani tuhaf olmuş. Akraba sponsorluğuyla Almanca bilmeye gerek var mı? Yani Almanca şart, meslek de şart. Zaten bir arkadaş şurada yazmıştı, onu geçtik, aşağıda kalıyorum. Gerçekten yani sen bir ülkeye gidip orada çalışacağım, orada yaşayacağım diyorsan dil bilmeden yani nasıl olacak bu iş, değil mi? Su da içemezsin. O yüzden arkadaşlar bu Almanca'yı sormak gerçekten akıl işi değil. Ben hani başka bir şey söylemek istemiyorum. Bilmek zorundasın yani bu ülkeye gelip çalışacaksan, burada yaşayacaksan markete gideceksin, otobüse bineceksin, bilet alacaksın. Her türlü sana dil lazım. Yani dil olmadan olmaz. Bu soru zaten çok çok tuhaf olmuş. O olursa Almanca bilmeye gerek var mı? Onun Almanca bilmekle ne alakası var? Akrabalar mı sana her yerde yanında gezecekler? İş yerine de gelecekler. Orada biri bir şey söylerse sana sürekli akrabalar tercüme mi yapacaklar? O anlamda mı soruyorsun? Evet, sahte diploma meselesi halen konuşuluyor, izleniyor o videomuzda. Ona yorumlar gelmiş. Örnek olarak Can diye bir arkadaşımız soru sormuş. Üniversite mezunu olarak iş arama vizesi 6 ay aldık. Sonra Almanya içi ve farklı EU ülkesinde iş bulduk. Tekrar çalışma vizesi için başvuru mu yapmak gerek? Üniversite olarak mezunu olarak iş aramaya gelebilirsin. İşi bulursan yeniden gidip oralarda vize almana falan gerek kalmayacak, geri gitmene falan. İşi bulursan burada yabancılar dairesi sana oturumu verecek. Oturum demek çalışma izni de aynı zamanda birdir. Burada öyle farklı bir çalışma izni, bir oturum izni yok. Zaten oturmadan oturma hakkın yoksa çalışamazsın. Zaten öyle bir şey var. Çalışma iznin varsa zaten burada oturmak zorundasın. Her gün git gel de yapamazsın, değil mi? Böyle bir durum var. Sürekli aynı iş yeri mi olmak zorunda? İş değişikliği yapabiliyor musun? Yapabiliyorsun bildiğim kadarıyla. Gelir maaş seviyesi tutmuyor. Bu da durumda kart çalışma vizesi ne olur? Tamam işte bir limiti var, şartı var. Şu kadar kazanıyor olursan oturum veriyoruz, izin veriyoruz diye. Sen gittin işte mühendis olarak bir iş buldun. Sonra maaşın asgari ücret. Olmaz yani, zaten mantıksız. Öyle bir şey de yok. Yani insanların da sırf burada yaşamak istedikleri için işverenler tarafından suistimal edilmelerini önlemek amaçlı böyle bir kural konmuş. O normal kazanması gereken maaşı veriyorsa adam, o zaman gelsin çalışsın. Onun dışında öbürü sömürü sistemine döner. Olmaz. Zaten mantıksız olur. Üniversite mezunu ama farklı meslekte masör belgesi var. İlla ki üniversitede bitirilen bölümde mi çalışmak şart mavi kart için? Evet, mavi kart ne diploman varsa onunla gidip çalışacaksın.
Evet, ben işte atıyorum mühendisim ama gidip masörlük yapacağım. Mavi kart. Olmaz bu. O başka bir şey. Ha, başka bir mesleğiniz varsa onunla da bu yeni yasada meslekle ilgili işte yasa çıkardılar. Almancan ve mesleğin varsa gidip iş arayıp çalışabilirsin. O zaman mavi kartla değil, bu şekilde bu meslekte de limit yok. Sadece geçimini sağlayabiliyorsan, o da zaten asgari ücretle de bir insan geçimini sağlayabiliyor rahatlıkla. O zaman oturum alabiliyorsun, çalışabiliyorsun. Mavi kart dışında bu. Bu yeni yasa farklı. Bu yeni yasa üniversite mezunu olmayanlar için de bu imkanları sağlamak amaçlı getirildi, çıkarıldı. Mavi kart şartlarına uygun iş bulabilirsen, onda Almanca şartı yok. Ama maaş şartı var. Bu yasada da maaş şartı yok. Almanca şartı var. Üniversite mezunu olmayanlar da gelebiliyor. Maaş şartı sadece bu yeni yasada 45 yaş üstü için var. Brüt 3.680 euro kazanmak şartıyla 45 yaş üstündekiler gelebilecek. Onun dışında küçükler, daha yaşı küçük olanlar öyle bir maaş şartıyla da karşı karşıya kalmayacaklar. Bugünlük bu kadar. Dediğim gibi çok da dert etmeyin bir yandan. O tabii ironi yapıyoruz. I speech kürsü seviyesinde ülke yöneten varsa siz de idare edersiniz bence. Mevcut Almanca bilginizle ya da İngilizce bilginizle başka yerlerde çalışabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi geceler. Bay bay.